Hani o mezhepler demiştiniz hocam. Benim aklıma Haç suresinden bir ayet gelmişti bununla ilgili. Hemen onu da okuyalım istedim. Hani Rabbimiz şey diyor hocam. Huve semmâ kümül müslimîn. O sizi Müslüman olanlar olarak isimlendirdi. Yani Rabbimizin bize koymuş olduğu Müslüman sıfatı hep bana bir üst kimlikmiş gibi gelmiştir. Yani hangi dindensin, hangi mezheptensin? Biz Müslümanız. Hani Rabbimizin bize öngörmüş olduğu bu isim bizim için yeterli diye hep Ben de düşünüp hocam ben de görmüşümdür. tamamen aynı şeydim. Birisi bana mezhep falan sorduğunda ben yani sonuçta Müslümanım. Allah işte dediğim gibi tam da ayeti söylüyorum. Haç suresi 78. 78. ayet. Evet. Allah sizi Müslümanlar olarak isimlendirdi. Bu isim yetiyor. Başka bir isme ihtiyacım yok diyorum. Tarih içerisinde ama mezhep kurucularının yapmış olduğu birçok yorum var. İşte Ebu Hanife'nin, Malik'in, Hanbel'in, Caferi mezhebinin içindeki imamların olabilir. Veyahut da ondan sonra gelen İbni Teymiye gibi işte başka etkili isimlerin, İbni Hazm'ın daha evvel Mutezile imamlarının hariciliğin içinden söylenen, bütün bunların hepsini bir Müslüman bir konuda yorum yaparken, bir konuyu araştırırken göz önünde bulundurabilir. Bunları değerlendirmek için illaki Mutezile olmak şart değil bir Mutezile imamı değerlendirmek için. Yani Şii olmak şart değil. Şii imamı değil mi değerlendirme? Caferi'nin içindeki imamları değerlendirmek Değerlendirmek için. için. Yani İmam Malik'ten faydalanmak için Maliki olmak şart değil. Yani ben İmam Malik'in birçok izahını oldukça yerinde buluyorum. Evet. Mesela köpeklerle ilgili izah değil mi? Yani köpeklerle insanların bir arada olmanın da eve almanın da hiçbir sorun olmadığını İmam Malik söylüyor. Ben şimdi yani İmam Malik'in bu izahını beğeniyorum diye Maliki olmadım. Köpeğim de var, yeni aldım. Köpek de besliyoruz ama yani gidip de Maliki olup da almadım köpeği. İmam Doğru. Malik'in izahını köpek sahibi olmadan da zaten beğeniyordum. Yani Yani seçebiliyorsunuz aslında, değil mi? Yani değerlendiriyoruz. görüşleri Yani sonuçta mezhep kurucuları diye gösterilen ki onlar aslında çoğu da fikirleri söylüyorlardı. doğru. Mezhep kurayım diye de bir amaçları yok. Belki Dolayısıyla haberleri de ama yok, değil mi? yani Böyle mezhep kurulunu. vakanın içinde mezhebi kurmuşlar gibi Evet. gözüküyor. Onların fikirlerinden faydalanmak için bir mezhebe tabi olmaya gerek yok. Onların Evet. çoğu da zaten bir mezhep falan filan da kurmak amacıyla bunu yapmadılar. Söylediklerinin sanki bir dinmiş gibi algılanmasını da istemediler. Bunun en güzel örneklerinden birisi Ebu Hanife'dir. Yani Ebu Hanife'nin talebeleri kendisine birçok konuda itiraz ediyorlar. Ebu Hanife sen kimsin bana itiraz ediyorsun ben dinim, benim söylediğim dindi işte ben mezhebim demiyor. Demiyor. Söyle delilin nedir diyor. Çok da değil ne kadar güzel bir tavır. Yani Yani delile kendisinin iniyorlar hocam. altında Evet. olan. Evet. Şimdi bakın da şu andaki bu modern dönem tırnak içindeysen hani lisedeki öğretmenin dediğine birisi itiraz edince delilin nedir falan mı diyor. Diyor Yani kesinlikle. Doğru. şimdi yani ama Ebu Hanife'nin tavrı o. Delilin nedir diyor. Ve kim zaman kendi görüşünü değiştiriyor. Burada kendi görüşünün yani bir anlayış olduğunu, yani bizim din anlayışlarımızın bir vahiy olmadığının, bunların dondurulmasının ne kadar sakıncalı olacağını bir göstergesi var. O yüzden yani mezhepleri göz önünde bulundurmakta, mezhep adına ortaya söylenenleri tarih boyunca değerlendirmekte fayda yok. Hatta bence mezhepler tarihini okumakta, tartışmaları bilmekte fayda var. Ama yani mezhepli olmakta ben şahsen bir yarar olmadığı kanaatine vardım. İşte ben de o yüzden yani biri bana mezhebimi sorduğunda Allah sizi Müslümanlar olarak isimlendirdi ayetini kullanıp devam ediyorum. Burada tabii ki şeye de karşıyım. Yine benim bazen böyle Kur'an'ı daha ön plana çıkartan hocalardan ki hani bizde daha çok yani birçok kimse öyle biliyor. Hani tarihteki birçok kargaşanın sorunun Kur'an'ın otoritesini artırarak çözüleceğini düşünenler deriz. Bana yakın düşünen birçok hoca da işte ne bileyim mezhep kurucular işte kafirdir, müşriktir falan yani bir yerde Yani mezhep adına bazen yaptığı hatalar onlar yapıyor. Ya yani ben şahsen o yola sapılmasını da her zaman için hatalı bulunuyorum. Yani Ebu Hanife'nin de, İmam Şafii'nin de, Malik'in de, Hanbel'in de görüşlerine de birçoğuna katılmasam da bunların dini bozmak kastıyla ortaya çıkmışlar. İşte yok Müslüman değiller, münafıklar, müşrikler fitne, en azından izahları. fitne sokmak için yaptıkları şeyler elbette Yani ki bu değil. söylemin Ama yanlış evet. olduğunu zaten Kesinlikle. düşünüyorum ama yani doğru da olmadığını düşünün. Bir işte yani söylemin bir üslup açısından yanlışlığı ayrı bir şeydi. Bir de içeriğinin doğru İçeriği. olup olmamasıydı. Ben içeriği de bence doğru değil. Üslup da zaten o doğru değil. Boş yere bir tekfirci anlayışa karşı tarafı da bu götürebilecek bir şey. Ne yazık ki tekfircilik İslam aleminde çok yaygın. Yani ve her Kendinden alandan yürüyor. olmayan, değil mi? Kendi gibi düşünmeyen herkesi ötekileştirerek
sadece kendisi Allah'tan vahiy gelmiş gibi kurtulmuşluk garantisi verebiliyor. Yani sadece evet. kendi ve kendi ekibi, grubu kurtuldu. Onun dışındaki herkes işte onlar yanacak, öbürleri başka bir şey olacak diye ha, ne yazık ki böyle bir... söylüyor bunlar cehennemlik diyor, bu müşrik oldu. Yani sonuçta ben karşı tarafın fikrini, yani ben televizyonda belki bugüne kadar dini konuları belki de en çok tartışmış kişiyim canlı yayınlarda. Yani baktığım zaman geçmiş programlara, birçok kimse benim videolardan işte yaptıkları toplama tartışmalara baktığımda tarih içerisinde belki birçok kimse tartışma istemediği için çıktığım için en çok tartışanlardan biriyim. Yani katılmadığım fikirleri de beyan eden biriyim. Ama hiçbir zaman için karşı tarafı işte kafir, müşrik, münafık ilan ederek bunu yapmadım. Karşı tarafı fikrini, din adını ortaya koyduğu o şeyin dinle alakasız olduğunu söyleyerek, yani yanlış olduğunu söylemek. Ama ötekileştirerek yani. Siz kafirsiniz, müşriksiniz, tabii. işte şirk şöyle yaparak Allah'a şirk koştunuz, tabii. işte cehenneme gidip yanacaksınız da demiyorsunuz. Tabii hiçbir zaman bu üslubu kullanmadım. Bir de televizyonda kullanmadım. Özel sohbetlerimde de hiçbir zaman. Yani televizyonda belki hani siyaseten bu söylenmez de özel sohbette de biliyorsunuz. Yani özel sohbette de falanca işte münafıktır, kafirdir, müşriktir ifadesini hani ben Müslümanım diyen. Yani bu tevhid, nübüvvet, ahiret, inanan bir kimse için hiçbir zaman için kullanmadım. Kullanmaya gayret ediyorum ama bu diğer taraftan da ateşli bir şekilde de birçok konuda tartıştık. Yani evet. bir insanın inandığına sahip çıkması, tartışması ayrı bir şeydir. Tekfirleşmesi ayrı bir şeydir. Tekfirleşmenin dediğim gibi İslam dünyasındaki en önemli, düzeltilmesi gerekli hastalıklardan biri olduğu kanaatindeyim.